Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir kez daha bizden biri köşesindeyiz. Bu haftaki konuğum benim hem arkadaşım, hem eğitimci, hem yazar, hem şair Rıza Ceylan kardeşim, dostum benim. Rıza Ceylan'la söyleşeceğiz. Bilinmeyenleri, fark edilmeyenleri farkındalık yaratmak adına bizden biri köşemizde masaya yatıracağız. Rıza'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Allah razı olsun. Bu yoğunluğun arasında aldık seni buraya getirdik ama hakkını helal et. Helal olsun. Her daim. Her daim gönüllü. Okulda her öğrencilerin faydalanıyor senden ama evet. Bir de burada ekran başındaki öğrenciler var. Evet. Çocuklarımız var. Evet. Onların da faydalanmalarını istirham ediyoruz. Bir kitabım var. Önce istersen buradan girelim. Evet. Eğitimcinin farkındalığı. Evet efendim. Evet. Ben konuyu biliyorum ama birazcık açarsak. Ben kişisel gelişim üzerine de çalışıyorum biliyorsun. Evet. Kamu haber sitelerinde yazılar yazmaya da kişisel gelişime dönelik yazılar da yazıyorum. Nacizane şiir de karalamaya yazmaya çalışıyorum. Hazırda kendimi her ne kadar o alanda ozan olarak görmesek de sizin yanınızda. Bir kişisel gelişim kitabımız vardı. Onu yayınlayacaktık. Yayıncım dedi ki hocam bu zamana kadar öğretmenlere, özellikle yeni öğretmenlere yönelik bir rehber kitap yok. Olanları da öğretmenlerden ziyade üniversite hocaları yazmış. Ben LMP eğitmeniyim aynı zamanda. Bir farkındalık yaratalım biz. Böyle bir kitap yazar mısın dedi. Ya olur mu olmaz mı derken biz kitabın içinde bulduk kendimizi. Halihazırda 20 yılın üzerinde bir deneyimde olunca eğitime dair yeni rehber öğretmen arkadaşlarımıza naçizane bir farkındalık adına olaylara bakış açılarını, eğitime dair bakış açılarını geliştirebilmek adına böyle bir şey yazma gereği duyduk. Böyle bir kitap yazdık efendim. Yeni öğretmen arkadaşlarımız özellikle tabii ki her bir eğitimden geçiyorlar. Evet. Ama ne kadar da eğitimden geçse de bazı şeyler hayatın içinde tecrübeyle kazanılıyor. Evet. Bu kitabın içinde yeni öğretmen kardeşlerimiz neleri en çok bulacaklar? Rutinden çıkmayı bulacaklar her şeyden önce. Bakın her sabah insanlar yolları işine giderken aynı yoldan gitmeyi tercih ederler. Hmm. Hep aynı yoldan giderseniz aynı kişilere rastlarsınız. Arada bir değiştirmek de lazım. Farklı yolları da denemek lazım. Farklı yolları bulacaklar her şeyden önce bu kitabın içerisinde. Evet. Bir özel bir konu vardı ben sayfaları gezdirirken. Örneğin engelli öğrencilerimiz olabilir, problemli evet. öğrencilerimiz evet. olur. Onlara karşı nasıl davranacaklar hususu? Bunlar senin edinimlerin değil mi? Ve onlardan çıkarımların olarak ortaya evet. bütün tecrübeleri buraya yatırdın. Oraya yatırdık. Birçok yerde olmayan bilgiler var burada. Var, var. Birçok yerde olmayan bilgiler var. Dediğim gibi kişisel gelişimlerine de öğretmen arkadaşlarının ziyadesiyle fayda sağlayacakları, katkı sağlayacak bir eser olduğunu düşünüyorum. Yani özel öğrencilere yardım etmenin yollarını burada bulabilecekler. Bulabilecekler. Acaba neyi yanlış yapıyoruz? Neyi doğru yaparsak daha büyük kazanımlar elde edebiliriz? Onu görecekler her şeyden önce. Birçok konu var. Disiplin anlayışımız, törenlerde ne yapılması var. Gerektiği törenlerde ne yapılması lazım? Gerektiği var. Bakın şunu söyleyeyim her şeyden önce. Törenler demişken en basit anlamıyla. Genellikle biz elimizde sağlam bir dönem olunca kendimizi güvende hissederiz. O döneler varken de her sene aynı şeyleri tekrarlarız. Bakın okullarda bakın törenler her sene birbirine çok benzer. Bu neden kaynaklanır? Elimizde o dönem varsa o döneyi her sene kullanma gereği duyuyoruz. Ben orada diyorum ki o döneyi kullandıktan sonra imha edin. Yeah. Yeni bir şey ortaya koymak adına. Aynı şeyleri tekrar etmeyin. Rutinden çıkın. Sevgili Rıza, hali hazırda öğretmensin. Bir muhasebe evet. öğretmensin ve bir okulun yöneticisin. Hatta evet, Ankara Anafartalar Ticaret Meslek Meslekçisi. Orada müdür yardımcısı. Ve derslere de giriyorsun. Derslere de giriyorum evet. Yani bir branş öğretmeni, muhasebeci öğretmen. Olarak. Evet. Ben de haftada 15 saat, 16 saat muhasebe görmüş. 86-87 Aydınlık Erler Ticaret Meslek Anadolu İletişim Lisesi mezunuyum. Karşılaştığın çocuklarla en çok bir eğitimci olarak karşılaştığın en önemli sorun neydi? Bunca eğitim ve öğretim yılında. Günümüzde gençlerin en büyük problemi ailelerin kendilerini dinlememesi.
İnsanlar birbirini dinlemiyorlar Murat'cığım. Dinlemedikleri için de hep önyargılı davranıyorlar. Gençlerimizin en büyük problemi bu. Bizler öğretmen olarak bunları dinlemiyoruz, aileler dinlemiyor. Bakın akşam eve gittiğinizde ailelerde genel tablo. Anne yorgun argın gelir, yemekle uğraşır, babanın elinde kumanda. Çocuk zaten akşam okuldan gelmiş, bir derdini anlatacak, bir sorununu anlatacak babaya. Baba onu dinlemiyor, anne dinlemiyor. Okulda yeri geldiğinde bizler o koşuşturmanın hengamenin içerisinde biz dinlemiyoruz. Bu çocuğu kim dinleyecek? Kim buna yol gösterecek? Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Çocuklarımızla, gençlerle, öğretmen olarak gençlerle, anne baba olarak çocuklarımızla daha fazla zaman geçirmeliyiz her şeyden önce. Onlara vakit ayırmalıyız. Kaliteli zaman geçirmeliyiz. Sohbet etmeliyiz. Eskiden anne baba... lardan da ziyade evlerimizde büyük baba, babaanne vardı. Evet. Bunlar daha çok gençlerimizle, çocuklarımızla sohbet ediyorlardı, rehber oluyorlardı. Bu tür ailelerde çok fazla sorun olmadığını görüyoruz. Bu tür ailelerde yetişen çocuklarımız çok daha mutlular. Şimdi o yok. Kaliteli vakit ayırmaları kaliteli gerekiyor ebeveynlerin. Çocuklarımız birçok tehlikenin ucundalar, içindeler, aynen, kenarındalar ya da düştüler. Siz dinlemezseniz çocuğunuz derdini başkasına, anlatıyor. O dinleyen de acaba nasıl yönlendiriyor? Burada bir farkındalık işte oluşturmak gerekiyor. Evet. Çocuklarımızı anlamamız gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Derdini, sorununu dinleyip ona göre bir rehber olmamız lazım. Rehber öğretmen olarak bizlere düşen bu. Peki anne yakaladığımız herhangi bir konuyla alakalı, yani hatasını yakaladık, yanlışını yakaladık, nasıl davranmalıyız? Her şeyden önce anlamaya çalışmalıyız. Sebebi, her şeyin bir sebebi var. Her şeyin bir sebebi var. Benim için çok önemli konulardan bir tanesi ki televizyonumuzda bulunduğum camiada bununla alakalı uğraşımları var, yaptırımları var. Uyuşturucu batağındaki çocuklarımız ya da tam bunun ucuna denk gelmiş ilk adımda filan. Böyle bir hatayla, böyle bir yanlışa düşmüş bir çocuğun ebeveyni ne yapmalı? Her şeyden önce nerede yanlış yaptığını bulmaya çalışmalı. Bulunduğumuz bölge itibariyle ben bu tarz çocuklara rastlıyorum zaten. Ara ara sohbet ettiğim de oluyor kendileriyle. Yani ben bir ebeveyn olarak DNA alıp dövmeli miyim? Hayır. Nasıl çözebilirim? Hayır, dövmek çözüm değil ki. Hiçbir zaman çözüm olmaz. Hiçbir zaman. Baba veya anne, ben nerede hata yaptım ki çocuğun buna yöneldi? Buna bir bakması lazım her şeyden önce. Çocuğun tek başına tedavi edilmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Siz sigara içen bir ailedesiniz. Evet. Çocuğa sigara bıraktırıyorsunuz. Bırakma tedavisini gönderiyorsunuz. Çocuk sigarayı bırakıyor. Ama akşam eve geldiğinde gencimiz baba içiyor. O zaman bir anlamı olmaz. Yapma dediğin şeyi önce sen yapmayacaksın. Sen yapmayacaksın. Yani gençler şunu diyor. Hocam sen yapıyorsun. Öyle. Sen yapıyorsun dediğin zaman bir şey diyemiyorsun gelecek. Rol hatta model çok önemli. Rol model olmak, iyi rol model olmak gerekiyor. Yani çocuğumuzun böylesi kötü bir işin içine girdiğini fark ettiğimiz zaman dikkatli, sakin, onu anlamaya mı çalışmalıyız? Bakın, çocuklarımızı iyi gözlemlersek zaten günümüzde gerçekten bu bilgisayar oyunlarıyla alakalı sıkıntılar oluyor. Son zamanlarda şu balina mı, mavi balina gündemi, mı? Evet. Çocuklar kendini şimdi bakıyorsunuz diyor ki babanın demecini görüyorsunuz veya ailede bireylerin demecini. Evet. İşte odaya giriyor bir bilgisayarla oynuyordu. Aman çocuk beni rahatsız etmesin de işte bir şeylerle oyalansın. Evet. Çocuklar misafirliğe gidiyorsunuz. Aman çocuklar bizi rahatsız gürültü etmesin. Herkes gürültü yapmasın. Eline bir tablet veriliyor. Acaba nereye bakıyorlar bu çocuklar? Evet. Nerelerle ilgileniyorlar? Kimlerle muhatap oluyorlar? Bunun farkında olmamız gerekiyor. Nasıl arkadaşlıklarına bakmak lazım? Alışkanlıkları değişti mi? Son zamanlardaki alışkanlıklar çok önemli. Murat'cığım, çocukların en iyi arkadaşı telefon ve tabletler, bilgisayarlar. Aileler değil. Bizim neslimizin sokakta oynayan çocukları yok artık sokaklarda. O tın tın çember sesleri gelmiyor. Çocuk sesleri gelmiyor maalesef. Sokakta ancak araba gürültülerini duyuyoruz biz. Sokakta oynayan çocuklar kalmadı. Ben bunu şiirlerime de bazen geçen bir yansıttım. Nerede kaldı o sokakta oynayan çocuklar? Evet. Biz sokakta oynardık, güvenle oynardık. Şimdi evimizde
Çocuğumuz evimizde ama yine güvende, değil. Güvende değil. Topyekun bir seferberlik yapılması gerekiyor. Aynen. Bir ailelerin bu bilinci yakalaması lazım. Bu bilinci oluşturabilmek lazım. Temiz bir neslin yetişmesi için. Temiz bir neslin yetişmesi. Geleceğimiz için. Geleceğimiz, geleceğimiz için. Geleceğimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Farkındalık. Türkiye'miz ki çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu geleceği iyi inşa edebilmemiz İnşallah lazım. Bir farkındalık yaratmış mıyızdır şu anda? İlla ki bir dikkat çektik olsa, mi bu konuya en azından? Medya olarak da biz sizlere büyük görev düşüyor. Ben bakıyorum televizyon ekranlarında çocuklar oradaki özellikle dizilerdeki rol modelleri taklit ediyorlar. Hocam diyor şu televizyonda şu vardı diyor. Onun gibi davranmaya kalkıyor. İşte o modelin düzgün olması gerekiyor. Dolayısıyla o zaman medya kuruluşlarına da ve çok yöneticilerine fazla, de çok fazla. Ağır görevler düşüyor. Bakanlığımızın bu işin medya ayağını da iyi işbirliği içerisinde organize etmesi gerekiyor. Çok, sadece okuldaki çok yoğun ve yetimi. Uzun konuşmamız gereken bir hadise. Şöyle dönüyorum Rıza. Evet. Can dost, iyi de bir şairsin. Yakında da bir şiir kitabın inşallah çıkacak. İnşallah. Onu da tanıtacağız inşallah. Buradan anlatacağız. Nacizane ben öyle her ne kadar görmesem de etraf öyle diyor. Evet. Şunu hep söylüyorum. Efendim Abdurrahim Karakoş'un. Rahmetle yad ediyoruz. Necip Fazıl'ın, Mehmet Akif'in şair olarak nitelendiği bir memlekette ben şah kelimesini alabildiysem üzerime ne mutlu bana. Başımla beraber o kelime. Başın gözün bağır olsun. Bir şiir dinleyelim mi? Evet. Rejden de istirham ediyoruz. Evet, fon gönderirse evet, Yasin evet. Kardeşimiz, ses teknikerimiz. Buyursunlar. Yollar sana uzak olsa da vuslat başka bahara kalsa da yıkılma. Sevdiğin can paren, o senin son görevin. Musallada görsen de yıkılma. Ağlama, akıt içine gözyaşlarını. Dağlasın içindeki kor yangını. Her beterin beteri var derler. Beterin beteri olsa da yıkılma. Fanisin. Bugün varsın, yarın ise meçhul. Yarına tek sen çıksan da yıkılma. Bize de yazılmış bir kader, bir yazı. Yazın hep kara olsa da yıkılma. Güvendiğin dağlara karlar yağsa da, seni vuran kurşun dosttan gelse de yıkılma. Sana geleni de gideni de haktan bil. Kabullen bahtını, yürü vuslata, yıkılma. Rıza, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eksik kalan şeyler olabilir. Sormadığım, konuşmadığımız. Rıza Ceylan'a sosyal medyadan nasıl ulaşabilir dostlarımız? Rızaceylan.com web sayfamızdan yine Instagram Twitter ve Facebook sayfamızdan ulaşabiliriz. Rıza Ceylan olarak. Rızaceylan.com internet adresim ve Rıza Ceylan olarak Facebook, Instagram'dan özellikle aktif olarak kullanmaya yazanlara da cevap vermeye çalışıyorum. Bir YouTube kanalımız da var naçizane. Rıza Ceylan diye. Rıza Ceylan olarak. Harika. Yeni faaliyete soktuk. İnşallah ileriki zamanlarda daha iyi paylaşımlar orada. Özellikle ailelere de yol göstermesi açısından belli paylaşımlar yapacağız. Buralardan bizleri takip edebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Eksik kalan bir şey varsa lütfen sormadığım, söylemen gereken, benim kaçırdığım bir şey olmuş olabilir. Sizleri görmek, Bengü Türk televizyonumuza, Türkiye'nin aydınlık güzel televizyonuna, memleketimize değerlerine sahip çıkan televizyonuna konuk olmak bizim için şeref. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Var olsun cümle. Sağ olun.
Efendim, eğitimli şair yazar Rıza Ceylan benim dostum, konuğumuzdu Bizden Biri köşesinde. İlerleyen günlerde inşallah yeni şiir kitabıyla ve farkındalık konularıyla yine inşallah burada Uzun ince Yolda olacak. Biz kaldığımız yerden Uzun ince yolumuza büyük bir hızla gece yarısına doğru yürümeye devam ediyoruz. Ayrılmayın bizden, olur mu?